Bugün işte Katar bu parayı verir. Birleşik Arap Emirlikleri 3 gün sonra başka bir para verir. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir kıyak yapılır. Sonrasına bakarsınız tabii ki Suudi Arabistan bir para verir. Bunlar kontrolsüz para. Bunlar fonları var. Neticede zengin ülkeler bunlar. Arap ülkelerinin şeyhleri. Yani bir IMF'ye gidip para almaktansa gidip onlardan almak daha iyi. Neden? Çünkü IMF'de kurallar var. Bunu yaparsan sana veririm diyor. Ötekisinde kural yok. Arkadaş ben bunu istiyorum diyor. Mecliste de çoğunluğun var. Onu ona veriyorsun. Parayı da alıyorsun. Ha, bu parayı en de sonunda ödeyeceksin tabii. Ayrı mesele. Katar ne Katar diye hep o soruyu soruyoruz. Para katıyor ülkeye. Bolca para katıyor. Ama düşünsenize ya. Yani yıllar içerisinde acaba biz Katar'dan ne kadar aldık? Ya bunlar tabii yani bizi sevdikleri için, Erdoğan'ı sevdiği için verilen karşılıksız para değil. Borç para bunlar. Ya faizini ödüyorsun, bilmem nesini yapıyorsun ya da onun karşılığında işte limanını veriyorsun, toprağını veriyorsun, sanayini veriyorsun, tank palet gibi. Bunları veriyorsun yani. Neticede böyle bir ilişki var arada. Tabii bu ilişkileri aslında sağlıklı mıdır diye sormak gerekiyor. Hayır, bu ilişkiler sağlıklı ilişkiler değil. Paraya dayalı ilişkiler. Onu da söyleyeyim. Ha, bir iktidar değişikliğinde Katar Türkiye'ye nasıl davranır? Hemen parasını ister mi istemez mi? Birleşik Arap Emirlikleri nasıl yapar? Ama bir iktidar değişikliği olursa eğer 4-5 ay sonra ben tüm bu yabancılara verilen ihalelerin incelenmesini istiyorum bir yurttaş olarak. Değişimi mutlaka istiyorum. Değişim şart demiyorum artık. Değişim mutlaka şart benim bakış açımdan. Ama o değişim gerçekleşirse bak Cowboy, bak okuyayım ben onu. Cowboy yazmış YouTube'da. Belki TikTok'ta da yazıyorsunuz da göremiyorum. Alınan her borç ileride gençlerin üzerine kalacak. Gerçekten de doğru bir söz bu. Bunu kim ödeyecek abi? Bunu bundan sonraki iktidarlar ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Kendi cebinden mi koyacak yani bu? Hayır. Bizlerden. Müracaat vatandaş nedir? Vergiler yükseltilecek. Nedir? Para basılacak. Nedir? Dışarıdan başka borçlar bulunacak. Bunun bütün yükü bizlerin üstünde olacak. Biz yurttaşların üstünde olacak. Ağırlaşan verdiği yüküyle birlikte her gün şöyle olacağız. Tık, 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 tık ve dayanamayacağız ondan sonra. He, o artık batışın bir göstergesi. İlişkiler dedik. Bakın ilişkilerde işte bu para, gelecek para nerelere kullanacak derseniz belki önümüzdeki günlerde bu 2 milyar avroyu işçiye verdi ya %54 zam. Belki memur ve emekliye zam için kullanacak. Onu da bilmiyoruz iktidar. Oturup 5 dakika ülkenin geleceği için kafa yoran bir iktidar var mı ortada merak ediyorum demiş Gökhan Saka gönderdiği mesajda kendi ismini yazmış. Şimdi burada dedim ya 2 milyon avro belki de bu memur ve emekliye maaşlarında kullanacak bilmiyoruz. Çünkü sen eğer işçiye %54 verdiysen memura ve emekliye de %54'e yakın oranda bir zam vermek zorundasın. Ayıramazsın. Hele ki seçim zamanı hiç ayıramazsın. Neden diyeceksiniz? Yaklaşık 14 milyon emekliden bahsediyorum. Yaklaşık 4,5-5 milyon memurdan bahsediyorum. Siz %54 asgari ücretliye verdiğiniz yerde %30, %25 veya enflasyon oranında memura veya enflasyon farkı oranında memura veya emekliye ücret verecek olursanız sandıkta var ya oy moy alamazsınız. Dün de yazdım zaten Twitter'a, zaten oy vermiyorum da yani dedim eğer bu eşit şartlar altında dedim asgari ücretliye verdiğiniz zam oranı olmazsa aynısını vermezseniz oy moy yok size dedim. Gerçekten vatandaşın da aslında söylediği oy söylediği de bu %54 civarında zam bekliyor millet. Evet saatlerimiz şu anda 12.02 geçiyor, hızlı bir şekilde gidiyorum. EYT'ye bir geleyim, EYT'de sıkıntı var. Onun altını özellikle çiziyorum. Çünkü neden diyeceksiniz EYT'de sıkıntı var. Yaş problemi var ve bu yaş problemi aşılamıyor. Şimdi iki yaştan konuşuluyor EYT ile ilgili. Kadınlarda 45, erkeklerde 47. Ya bu yaş ya da kadınlarda 48, erkeklerde 50. Bu 45, 47, 48, 50 yaş. Bunun dışında yaşsız bir formül üzerinde bence konuşulmuyor. Çünkü eğer bir şeyler dile getiriliyorsa Oscar Wilde'ın dediği gibi şu anda yaş konuşuluyor ve gördüğümüz kadarıyla da yaş sınırının konması isteniyor. Vedat Maliye Bakanı tarafından özellikle ve Vedat Bilgin'in açıklamalarına baktığımızda bu karar diyor siyasi bir karardır. Bunun kararını Erdoğan verecek diyor. Yani aslında top Erdoğan'da. Yaş sınırı da olacak. O %90 üstünde. Bu dillendirildiğine göre bundan geri adım atılmayacak. Yaş sınırı getirilmezse yaklaşık 1,5 milyon EYT'liden bahsediliyor. 1 milyon 900 bin kişiden bahsediliyor.
yaş sınırı olmazsa, ki yaş sınırı konacak olursa da 900 ile 1 milyon arasında kişinin bundan faydalanacağı görünüyor, söyleniyor. Eğer Ocak başı itibariyle de, yani 3-5 gün sonra da yaklaşık EYT'li sayısı 2 milyona ulaşacakmış. Ama işte burada iktidarın üzerinde çalıştığı formül, kadınlarda ya 45 ya 48, erkeklerde de ya 48 ya 50 yaş. Bu sınırların getirileceği konuşuluyor. Staj yok, stajı almıyorlar. Yani staj beklentisi içerisindeyseniz bunu kesinlikle unutun. Böyle bir şey de yapılmayacak. Ama yaş olayı bence çok önemli. Böyle söylenmemişti insanlara. Böyle söylenmediği için insanlar şu anda zaten hüsranlık yaşıyorlar veya hüsran duyuyorlar veya daha fare doğurdu diyorlar EYT'de. Bakın bu ay içerisinde, Aralık ayı içerisinde açıklanması gerekiyordu. Erdoğan öyle diyordu, müjdeyi vereceğiz diyordu. Sayın Bakan da öyle diyordu ama sıkıntı var. Bugün belki de kabinede bu görüşülecek. Ocak ayında da belki yetişir mi yetişmez mi bilemiyorum. Nasıl aşılacak bu sorun onu da bilmiyorum. Belki de bu 2 milyon avro dedik ya biz, Araplardan gelecek, Katar'dan, belki bir kısmı orada kullanılacak. Yani 2 milyar avro değil mi? Ahmet bir şey mi dedin? Evet, 2 milyara belki orada kullanılacak. Oraya sebep para bulmak için belki de bu para talep edildi. Onu da bilmiyoruz. Ancak eğer gerçekten bir beklenti içerisindeyseniz EYT'de yaş sınırı olacak arkadaşlar. Çünkü dillendiriliyor. Geldik. Bugünkü manşet aslında altılı masayı ilgilendiriyor. Altılı masa iktidarın karşısında bir alternatif. Yani Cumhur İttifakı'nın karşısında önemli bir alternatiften bahsediyoruz. Nedir Cumhur İttifakı'nın bileşenleri? Başta AK Parti, ondan sonra MHP ve en küçük ortak olarak da Büyük Birlik Partisi. Bu üç partinin bir ittifakı var. Bu da Cumhur İttifakı. Onun karşısında Millet İttifakı. Millet İttifakı da iki partiden meydana geliyordu. CHP ve İyi Parti'den. Ama yaklaşık bir yıldır bu iki partiye dört parti daha eklemlendi ve altı parti oldu. Altılı masada, bir masanın etrafında altı parti buluştuğu için zaten altılı masa deniyor. Bir yıldır dökmeden, kırmadan ve bir nezaket içerisinde altı farklı parti genişletilmiş Millet İttifakı'nı, büyütülmüş Millet İttifakı'nı yürütmeye çalışıyor. Aksaklıklar yok mudur? Tabii ki vardır. Kendi içlerinde belki konuşuyorlar. Hani kol kırılır, yen içinde kalır diyorlar ya. Evet, belki de öyledir. Ama gördüğümüz kadarıyla öyle de görünüyor. Yani Ali Babacan'ın dediği gibi süreç tıkır tıkır işliyor gibi görünüyor. Ancak her konuda mı süreç tıkır tıkır işliyor? Alın size biraz kulis bilgisi vereyim. Şimdi altılı masanın zaten iki yolu var. Altılı masanın iki yolu. Yani bu masa nasıl devam eder sorusunun cevabını iki yolla verebiliriz. Bunlardan bir tanesi Cumhur İttifakı'nın medya aracılığıyla, tabii ki medyaları aracılığıyla da büyütülmüş Millet İttifakı'nı dağıtmak istemesi. Yani altılı masanın içerisine nifak, hani en çok tabir edilen şekliyle. İşte mesela bunun en yakın örneği Ekrem İmamoğlu'na kesilen ceza sonrasında Meral Akşener'in İstanbul'a gitmesi, ardından işte koro şeklinde gerek iktidarın, gerek Bahçeli'nin, gerek medyanın, yandaş medyanın bir şekilde işte bak Kılıçdaroğlu gitmedi, Meral Akşener gitti, işte Ekrem İmamoğlu aday olabilir, Ekrem İmamoğlu aday olursa işte Meral Akşener onu destekliyor, o olmazsa Mansur Yavaş'ı destekliyor gibi böyle çok sayıda eleştirilerini görüyorsunuz. Yani bir şekilde o masayı bozmak isteyen bir Cumhur İttifakı var. Doğrudur, çünkü şu güne baktığımızda MAK'ın bir araştırması var. Altılı masanın, MAK'ın araştırmasında altılı masanın oyu %45, altılı masanın oyu şu anda %45, Cumhur İttifakı'nın oyu %40. Yani şu anda bakın HDP'yi ve diğer küçük partileri saymıyorum. Şu anda 5 puan fark atıyor altılı masa ve ne iktidarda Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğu kaybediyor ve mecliste de çoğunluğu kaybediyor. Kaybeden bir Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. Arada 5 puan fark var ve Cumhur İttifakı'nın siyaseten ne yapması gerekiyor? Bu masayı dağıtması gerekiyor bir şekilde. Yani Erdoğan'ı Akşener'le karşı karşıya, özür dilerim, Kılıçdaroğlu'nu Akşener'le karşı karşıya, Ali Babacan'ı Gültekin Uysal'la karşı karşıya, Saadet Partisi'ni CHP'yle karşı karşıya getirmek gibi
planları var. Yani senaryo da bunun üstünde kurulu zaten. Çünkü siyaset yapıyorlar. Çünkü bu altılı masanın bir tehlike olduğunu, anketlerde bunu gösteriyor zaten. Bir tehlike olduğunu görüyorlar. Yani bir, bu altılı masa bu nifak sokumuyla ancak parçalanabilir, patlayabilir veya işte bozulabilir. Her parti daha sonra anlaştığı partiyle girebilir. Ha, bu aşamadan sonra bu olur mu? Göreceğiz. Olursa zaten büyük bir hayal kırıklığı olur. Ben mesela ne düşünürüm? Ya bu muydu arkadaş ya derim yani. Bu kadar mı pamuk ipliğine bağlıydınız? Aslında bu kadar pamuk ipliğine bağlı ittifaklar. Cumhur İttifakı'nda çok siz sağlam olduğunu düşünmeyin. Ama şu anda iktidarda olduğu için o iktidarda kaybetmek istemiyorlar. Geldik. Eğer iktidar yoluyla, Cumhur İttifakı yoluyla, Erdoğan yoluyla parçalanamayan altılı masanın içerisinde peki kendi arasında sorun çıkarsa dağılabilir mi? Olma ihtimali var. Bakın altılı masa da bir dikensiz gül değil. Dikenleri var ama o dikenleri maksimum oranda acıtmaması için mücadele veren bir altılı masadan bahsediyoruz. Bazı kimselerle konuştuğum için o bilgileri size aktarabilirim zaten. İsim vermeyeceğim sizlere. Önemli sorunlar arasında peki ne vardır diyeceksiniz altılı masanın. Mesela her şey çok güzel görünüyor değil mi? Yaklaşık bir yıldır kavga yok, gürültü yok. İşte ortak mücadele vereceğiz, bu iktidarın değişmesi gerekiyor, onu yapmalıyız, bunu yapmalıyız diyen bir iktidardan bahsediyoruz. Veya bir alternatiften, iktidar alternatifinden bahsediyoruz. Ve bu iktidar alternatifine karşı da mücadele veren bir kesimden bahsediyoruz. Altılı masadan bahsediyoruz. İşte mesela İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nde Saadet Partisi'nin bir şerhi var. Ve o nasıl aşılacak? Ve o mutabakat metnine nasıl girecek? Çünkü ortak bir metin üzerinde çalışıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne yeşil ışık yakmıyor. Ama diğer taraftan bildiğim kadarıyla Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, İyi Parti ve CHP bunlar İstanbul Sözleşmesi'ne sıcak bakan partiler. Peki bu sorun nasıl aşılacak? He, aşılır diyenleriniz vardır ama büyük bir sorun. Çünkü siz seçim zamanı bir manifesto ile çıkacaksınız seçmeninizin karşısına ve bu tek bir partinin manifestosu değil, bu altı partinin, altı farklı partinin ortak bir manifestosu olarak iktidara geldiklerinde sormaz mı millet? Hani siz kaldıracaktınız İstanbul Sözleşmesi'ni?